Evet arkadaşlar, sizler için soygeist motorik gelişimleri için olan oyuncağımızı inceliyoruz. Motorik gelişim ve fiziksel hareketler için almış olduğumuz soygeist oyuncağı 50 adet olup bu kutuyla birlikte gelmiştir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Görmüş olduğunuz gibi içinde 6 tane kırmızı, 14 tane mavi, 12 tane yeşil, 6 tane mor, 4 tane sarı, koyu kırmızı 4 tane, 2 tane eflatun, 2 tane beyazdan olmak üzere toplam 50 tane saykuz motorik kasları geliştirme oyuncağımızdan bulunmaktadır. Bunlarla ne yapıldığını şimdi sizlere gösterelim. Şöyle açıyoruz. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz saykuzlarımız plastiktir. Her yere yapışabiliyor. Şu şekilde yapıştırdığınızda parmaklarıyla çocuklarınızın şu şekilde tutmasını, motorik kaslarının çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde, şu şekilde. Bunları buraya, masaya bu şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Birbirlerine şu şekilde, bu şekilde yapıştırarak motorik hareketlerin gelişmesi için bu şekilde tutturup, bu şekilde tutturup, bunları kavrayarak, bunları böyle ayırması için kendini zorlayarak kas yapılarının gelişmesini sağlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz saykoz şu şekilde gösterelim. Markasının Saygus motorik kaslar gelişmesinde yardımcı birer etkendir. İstediğiniz her yere yapıştırabilirsiniz. Tabi masamızdan alıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi kendi kutusuna da yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde. Şekilde. Şöyle bir burun yapalım. Bu şekilde yapıştırabilirsiniz. İsterseniz masada değil, yerde oynamasını istiyorsanız çocuğunuzun, yerde sizle beraber uzanarak eğitimini vermek istiyorsanız yerde de yapabilirsiniz. Bu şekilde evlerin yerleri fayans ya da laminat olanlar böyle yapıştır. Yapıştırarak motorik gelişim, kas gelişimi hareketleri öğreterek motorik gelişimin, kas gelişimini güçlendirebilirsiniz. Bunlar buraya yapıştıktan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi biraz zor kalkıyor. Bunu kolay, bazıları kolay kalkıyor, bazıları zor kalkıyor. Bu şekilde kaldıramadıktan sonra bu şekilde kavramayı öğreniyor. Bu şekilde kas yapısı olduğunu öğreniyor. Birbirlerinin üzerlerine koyarak şekiller yapmayı öğreniyor. Her açıdan faydalı olabilir. Masamızda denedik, parkemizde denedik veya fayansımızda denedik. İsterseniz camlara da yapıştırabilirsiniz. Saykozu evinizde her yerde deneyebilirsiniz. Buraya da yapıştırabilirsiniz. Buraya da yapıştırabilirsiniz. Çocuğunuz dışarı seyrederken motorik hareketlere devam edebilirsiniz. Bu şekilde 3 tane yapıştırıp turuncuyu isteyebilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde. İsterseniz cama da yapıştırabilirsiniz. Bizim camımızda folyo olduğu için belki folyoyu kaldırabilir bir tehlikesi olduğu için yapıştırmıyoruz. Saykos çok değerli bir üründür. Bunu biz kullanarak tespit ettiğimizi sizlere söyleyebiliriz. Saykozu bulunduğunuz her ortamda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sizler çayınızı yudumlarken
Çocuğunuzla birlikte hep beraber neşeli şekilde oynayabilirsiniz. Bu Psycho size neşeli gelebilir ama çocuğunuzun motorik ve kas becerilerini güçlendirmekte birebirdir. Bu şekilde fes yapıştırdıktan sonra renkleri de öğretebilirsiniz. Kırmızıyı almasını istediğinizde bu şekilde kırmızıyı almasını, sarıyı almasını, gördüğünüz gibi böyle bırakmıyor. Bırakmadığı için bu şekilde tutması gerekiyor ya da alttan tutması gerekiyor. Motorik beceri hareketlerini ve kas sistemini oynatıyoruz. Psycho'su istediğiniz her yere yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Anneler yemek yaparken çocuğum durmuyor, yemek yapamıyorum diyen anneler için Psycho ayrıcalıklı bir oyuncaktır. Çocuğunuzu böyle mutfakta Psycho'la oynarken sizler de yemeklerinizi, kahvelerinizi, çayınızı yapabilirsiniz. Psycho istediğiniz her yere yapışır ve her yerden kolaylıkla böyle bu şekilde alabileceğiniz bir üründür. Görmüş olduğunuz gibi mutfak tezgahının üzerine yapıştırdık Psycho'larımızı. Yapışabilecek alanları sizlere tek tek gösterebiliyoruz. Bazı çocuklar kapılara yönelir. Devamlı kapılardan çıkmak ister. Böyle çocukları olan aileler de Psycho'su böyle kapılara yapıştırarak çocuklarının kapıdan çıkmasını, önlemesini ve güzelce oynamasını sağlayabilirler. Tabii ben tam bastırmadım kapıyı. Şu şekilde bastırdığınız zaman çocuğunuz Psycho'la güzel bir şekilde kapıdan dışarı çıkmadan Psycho'la güzel şekilde oynayabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bu şekilde alabilir. Psycho bilindiği gibi her yere yapışmaktadır. Motorik hareketleri için birebirdir. Psycho'umuz battı diye şu şekilde gösterelim. Psycho'umuz kıllandı, tozlandı. Çocuğum ağzını alıyor. Bunları dezenfekte etmem gerekiyor. Nasıl yıkamam gerekiyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Psycho istendiği gibi bulaşık makinesine de atılabilir. Elde de yıkanabilir. Gördüğünüz gibi Psycho'umuzu her yere yapıştırabiliyoruz. Hareketler yapabiliyoruz. Psycho'umuzu tabii ki çocuğumuz oynadıktan sonra kaldırmadan önce bu şekilde yıkayarak kurumasını bırakıyoruz. İsteyen bulaşık makinesine atabilir. Çamaşır makinesine atabilir. Nasıl yıkayacağı sizler için kendi keyfinizin bileceği bir şeydir. Psycho's internet fiyatı 50 adet olan paketli fiyatı 39 euro olduğunu görmekteyiz. Bunlar tabi çeşit çeşit. 25 adetlisi var 23 euroya. Bunu Türkiye'de sitelerine baktığımızda göremedik. Ben bunu Alman sitesinden aldım. Amazon.de'den. Almak isteyen olursa tabii ki yardımcı oluruz. Psycho ile çalışmak, eğitim yapmak gerçekten çok zevkli bir oyuncak. Hem ebeveynler için hem çocuğunuz için istediğiniz şekilde şekilleri verebiliyorsunuz. Ürünün açıklamasında okunduğunuzda bu ürün plastikten yapıldığı için ısırıldığında veya da bir şey olduğunda kanserojen madde var mı yok mu tartışmaları yaratan üyelerimiz olabilir. Tabii ki bütün ürünlerde kanserojen madde bulunmaktadır. Ne kadar da kutusunda kanserojen ürün yok, CE belgesi var, şu var, o var, bu var diye yazmış olsa bile hayatımızın her alanında kanserojen maddelerle karşılaşmak mümkündür.
Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kanserden kaçmak için de bu tür oyuncaklardan da vazgeçemiyoruz. İnşallah güzel bir anlatım, inceleme olmuştur sizler için. Hepiniz hoşça kalın.